da Gazeteci Süheyla Kaplan aktaracak. Süheyla hoş geldin yayınımıza seni dinliyoruz. Merhaba, Merhaba Ezo. Ezo. E, Almanya'da, Almanya'da tüm dünyada, dünyada olduğu, olduğu gibi, gibi Almanya'da da e, korona vaka sayısı ve gelişmeler ve alınması gereken tedbirler ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Almanya'nın birçok eyaletinde okullar başladı. Örneğin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde olduğu gibi Hamburg'da perşembe günü başlıyor diğer eyaletlerde de haftaya başlayacak. Dolayısıyla Almanya'da okullarda maske takılıp takılmaması tartışılıyor. Almanya'da vaka sayısının en az görüldüğü mecklenburg vorpommern eyaletinde çocuklar maske takacak. Okul bahçelerinde, sınıflarda değil, okul bahçelerinde ve teneffüs alanlarında Hamburg'da buna katıldı. Diğer eyaletlerin katılıp katılmayacağı tartışılıyor. Ve Özellikle okulların açılması nedeniyle Eğitim Sendikası yaptığı bir açıklamada rizikonun yüksek olmasından endişe duyuyor. Özellikle Almanya'da okullarda hijyen kurallarıyla koronavirüsün yayılması önlenmeye çalışılacak. Örneğin her ne gibi önlemler alınacak? Her dersten sonra sınıflar e, havalandırılacak. Merdiven korkuluklarına dokunulmayacak. E, sık sık el yıkayacak, e, yıkanacak öğrenciler tarafından ve Öğretmenler ücretsiz e, koronavirüs testi yaptırabilecekler ve sınıflar ayrı ayrı tenüfüs yapılacak. Böylelikle enfeksiyon zinciri önlenmeye çalışılacak. Öğrencilerin birbirleriyle karşılaşmaları önlenecek. Peki Almanya'da e, vaka sayısı nedir? Mayıs ayından itibaren özellikle tatil sonrası e, e, Almanya'ya geri dönüşler başladığı için vaka sayısında da artış görülüyor. Dolayısıyla ikinci bir vaka e, bir dalgadan e, bekleniliyor. Dalga bekleniliyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 212 bin vaka sayısı bulunuyor. hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.150. Sadece Cumartesi günü son 24 saat içerisinde 955 vaka sayısına rastlandı. Dün ise 879 vaka sayısı bulunuyor. En önemli er değer ise yani bulaştırma katsayısı ise 1.11 civarında. Hükümetteki uzmanlar özellikle Balkanlar ve Türkiye'den gelenlerin büyük bir tehdit oluşturduğunu e, oluşturduğunu söylüyor. Örneğin Almanya'nın Kuzeyrenvesthalya eyaletinde e, tatilde dönenlerin %2.5'inde e, test sonucu pozitif çıktı. Alman Tabipler Birliği e, uyarıda bulunuyor ikinci dalga konusunda. E, eğitim Sendikası uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla e, bazı eyaletlerde örneğin e, vaka sayısının en yoğun olarak görüldüğü Bavyera eyaletinde önlemler tedbirlere karşı karşı çıkanlara e, para cezalarının, artırılması gerektiğini savunuyor Bavyera e, Eyaleti Başbakanı Zöder. Ve Almanya'nın birçok eyaletinde tatilciler özellikle riziko bölgesinden gelenlere yönelik başta Hamburg olmak üzere Berlin, Frankfurt, Düsseldorf gibi havaalanı trafiğinin en yoğun olduğu havalimanlarında zorunlu test uygulanmasına başlandı. Özellikle yine altını çizdiğim gibi riziko bölgesinden gelenler 72 saat içerisinde Havalimanlarında e, havalimanlarında koronavirüs testini yaptırmak zorundalar. Yine koronavirüsle ilgili önemli bir gelişme olmuştu Almanya'nın e, Berlin kentinde. Cumartesi günü geçtiğimiz hafta bir gösteri olmuştu. E, özellikle bazı kesim aşırı sağcıların da başına çektiği Pegida gibi e, koronavirüsünün olmadığına inanan, bunun bir komplo teorisine inanan kişiler tarafından ki Alman polisinin ifadesine göre 20 bin ama görgü tanıklarının ve orada bulunan gazetecilerin ifadesine göre sayıları 30 bin ila 50 bin olan gösterici sayısı Almanya'nın aldığı korona tedbirlerini protesto etti. Çok ilginçtir ki buna sadece aşırı sağcılar bu gösterilere destek vermiyor. Komple teorisi olduğuna inananlar, ezoterizme inananlar, hatta orta kesimden dahi e, sade vatandaşlar bu gösteriye destek veriyorlar. Bu gö göstericilerin e, Almanya'da düzenlenen e, bu gösteride e, bu grup maske gösteride maske takmadı, sosyal mesafe kurallarına uymadılar ve kendilerini özgürlük günü olarak adlandırdıkları protestolarda Almanya'nın aldığı tedbirleri eleştiriyorlar ve Cumhurbaşkanı Şitanma'ya bu kesimi ağır bir biçimde eleştirdi. Evet anayasal bir hak, toplanma özgürlüğü ancak sorumsuz davranmakla toplumun diğer alanındaki kişilerin sağlığını tehdit ediyorsunuz diye. Yine çok ilginçtir ki diğer siyasi partiler de bu kesimi eleştirdi ve bu protestoyu destek veren parti ise sadece aşırı sağcı parti idi O da AfD'nin olması da tabii çok ilginç. Peki Almanya'da başka öne çıkan başlıklar nelerdir Alman basınında? Ünlü Der Spiegel dergisi haftalık Der Spiegel dergisi Türkiye'nin Suriye'nin suyunu kestiğini iddia etti. Haftalık yayınlanan Der Spiegel dergisine göre Fırat'ın sularının Türkiye'nin güneydoğusundaki barajlar nedeniyle azaldığını bu yüzden Suriye'de susuzluk tehlikesi yaşandığına dikkat çekti. Yine Spiegel'in haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tishin Barajı'nın Fırat, Fırat, üzerinden gelen uluslararası anlaşmalara göre e, su oranının saniyede 500 metreküp olması gerekirken bu oranın 200 metre küpe düştüğü belirtilerek e, e, ve uluslararası anlaşmalara Türkiye'nin uymadığı ve Suriye'de susuzluğun yaşanmasında, su sıkıntısında Türkiye'nin önemli bir rolü olduğu iddia edildi. Dün Ezidi soykırımının 6. yıl dönümüydü. Bu nedenle Almanya'nın birçok e e eyaletinde, kentlerinde, kiliselerde, derneklerde e, soykırım kurbanları Almanya'da anıldı ve 7000'den fazla kişi e, bu bölgelerde katledilmişti. Almanya Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamada açıklamada Ezidilere daha fazla e, yardım yapılması gerektiğini savundu. Diğer bir haberimizde e, Alman hükümetinin Türkiye'ye son 9 ay içinde 25 milyon 900 bin tutarındaki askeri malzemenin satışına izin verdiğini açıklaması. Ancak satış izni verilen savunma sanayi ürünleri arasında savaş silahının bulunmadığı belirtildi. Sol Parti Federal Milletvekili ve partinin dış politika uzmanı Sevim Dağdelen, federal hükümet Suriye'de kullanabilecek silahlanma malzemelerine satış izni verilmediğini söyleyerek Alman hükümetinin kamuoyunu aldattığını söyledi. Alman hükümeti Türkiye'nin kuzeyine operasyon başlatmasının ardından NATO ittifakı Türkiye'ye yönelik silah satışına kısıtlamalar getirmiş, Suriye'deki operasyonlarda kullanabilecek silah ya da askeri teçhizatların satışını yapmama kararı almıştı. Almanya'da enflasyon sıfırın altına düştü. Almanya'da koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini sınırlandırmak amacıyla katma değer vergisinin indirilmesi enflasyonu frenledi. Enflasyon oranı 4 yıldan bu yana ilk kez sıfırın altına düştü. %19 olan katma değer vergisi %16'ya, bazı temel ürünleri kapsayan indirimli KDV oranı da %7'den %6'ya düşürüldü. Enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası tarafından da yakından takip ediliyor. Ve Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesine dahil 19 ülkede orta vadede yıllık ortalama 2.0 enflasyon hedefini e, e, güdüyor. Yine ekonomi haberiyle bitirmek istiyorum gündemi. Koronavirüs salgınında ikinci dalga e, beklentisi e, gündemde Almanya ekonomisinde. Almanya'nın önde gelen ekonomistleri koronada ikinci dalganın birincisini aratacak kadar ağır hasar yapabileceği uyarısında bulundu. Ekonomistler çok sayıda şirketin yüksek borç yükü altına girdiğini ve tüm rezervlerini tükettiğini hatırlatarak ikinci dalganın yaratacağı hasarın içerdiği e, tehlikeye dikkat çekiyor Almanya'da. Almanya'daki son gelişmeler bu şekilde Ezo söz sende. Süheyla çok teşekkürler aktardıkların için.